Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okullarından 1. sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Matematik dersinde 4. ünitenin 3. bölümünü birlikte yapacağız. Bu bölümde zihinden çıkarma işlemi yapalım kısmının videosunu birlikte izleyeceğiz. Şimdi kitaplarımızdan 122. sayfayı açmanızı rica ediyorum. Evet, zihinden çıkarma işlemi yaparken eksilen sayımızın yani büyük olan sayımızın önce birliklerinden kurtulup bu sayıyı onluk olarak görmemiz gerekir. Buradan 4 birliği çıkarabilmem için 6'yı 4 artı 2 şeklinde düşünebiliriz. Böylece 4'ten 4'ü çıkardığımızda 0 kalır. Yani 14'ten 4'ü çıkardığımızda 10 kalır geriye. Geriye kalan 2 sayısını da 10'dan çıkarırız. 2 sayısını 10'dan çıkarırken sizlerin hangi 2 sayının toplamının 10'a tamamlandığını hatırlamanızı istiyorum. 2 ile 8 10'a tamamlanıyordu. 9 ile 1, 3 ile 7'nin toplamı 10'a, 6 ile 4'ün toplamı 10'a ve 5 ile 5'in toplamı 10'a tamamlanan sayılardı. Öyleyse 10'dan 2'yi çıkardığımızda 2'yi 10'a tamamlayan sayı nedir? 8'dir. Direkt 8 kalıyor diyebiliriz. Zihinden çıkarma işlemi yaparken öncelikle sayılarımızdan bir tanesini 10 kalacak şekilde çıkarmamız çocuklar. Şimdi sıra sizde. Birinci örneği beraber izleyelim. 15 eksi 7 eşittir 8 işlemini nasıl yapmışlar inceleyelim. Amacımız buradaki 15'in 5'ini çıkararak bir onluk kalmasını sağlamak. Öyleyse 7'nin içerisinden bir tane 5 alıyoruz. 5 ile hangi sayıyı toplarsam 7 eder? 2. Önce 5'ten 5'i çıkarıyoruz, 15'ten 5'i çıkarıyoruz, 10 kalıyor. Sonra burada elimizde kalan 2'yi de 10'dan çıkarıyoruz. 10'dan 2 çıkardığımızda 8, 2'yi 10'a tamamlayan sayı olduğu için 8'in kaldığını görebiliyoruz. Çocuklar 13 eksi 6 eşittir işleminde önce 13'ün 3'ünü çıkarıp bir onluk elimizde kalacak şekilde 6'yı toplananlarına ayıracağız. 6, önce 3 sayısını yazıyoruz çünkü 3'ü çıkaracağız. 3 ile toplandığında 6 ediyor. 13'ten 3'ü çıkarıyoruz önce, elimizde bir onluk kalıyor. Bu bir onluktan da burada kalan 3'ü çıkarıyoruz. Yani bizim normalde çıkardığımız 3'ler bu. Ama tamamını çıkarmamız gerektiği için 3 çıkarıyoruz. 10'a 3'ü tamamlayan sayı 7 olduğu için 10'dan da 3'ü çıkardığımızda 7 kalır çocuklar. Öyleyse 13 eksi 6 eşittir 7 eder. 17'den 8'i çıkardığımızda ne kalır? Yani 17 eksi eşittir 8 eşittir soru işareti. 17'den bir onluk kalabilmesi için öncelikle 7'yi çıkarmamız gerekiyor. Öyleyse 8'i toplananlarına ayırmamız lazım. Yani buraya bir 7 yazıyoruz. 7 ile hangi sayıyı toplarsam 8 eder çocuklar? Evet, 1. Öyleyse önce 17'den 7'yi çıkarıyoruz ve elimizde bir onluk kalıyor. Çünkü 7'den 7 çıktığında 0 kalır çocuklar. Bir sayı kendi kendisinden çıkarılıyorsa 0 kalır. 10'dan da 1 çıkaracağız. 1'i 10'a tamamlayan sayı 9 olduğu için 10'dan 1 çıkardığımızda da 9 kalır çocuklar. Devam ediyoruz. Sanırım biraz anlamaya başladınız nasıl yaptığımızı. Daha fazla örnekle bu konuyu iyice öğreneceğinizden eminim. 12'den 4 çıkaracağız. Amacımız 2'den kurtulmak önce. Onun için 4 sayısını toplananlarına ayırıyoruz. Yani önce buraya 2 yazıyoruz. Sonra 2 ile neyi toplarsam 4 eder? 2'yi.
12'den önce 2'yi çıkararak bir onluğumuzu elimizde tutacağız çocuklar. Şimdi 10'dan diğer 2'yi çıkararak 8'i buluyoruz. Çünkü 2 ile 8'in toplamı 10 eder. Öyleyse 10'dan 2 çıkardığımızda da 8 kalır çocuklar. Biz artık 10'dan çıkardığımızda hangi sayı kalıyorsa bunu çok iyi ezberlememiz, öğrenmemiz gerekiyor. 11 eksi 3 eşittir. 11'in önce birler basamağında bulunan bir sayısından kurtulmamız lazım. Onun için de 3'ü toplananlarına ayıracağız. Yani buraya 1 yazacağız. 1 ile 2'yi topladığımızda 3 eder. Önce 11'den 1'i çıkararak bir onluk elimizde olacak. Bir onluğu hemen buraya yazıyorum, 2'yi çıkarıyorum. Az evvelki yaptığımız işlemde de 10'dan 2 çıkardığımızda 8 kaldığını görmüştük. Öyleyse 11 eksi 3'ün cevabı 8 olacak çocuklar. 17'den 9'u çıkaracağız. 17'den 9'u çıkarabilmemiz için önce 7'yi sıfırlamamız gerekiyor. Öyleyse buraya 7 yazıyoruz. Yani 9'u toplananlarına ayırıyoruz. 7 ile neyi toplarsam 9 eder çocuklar? 2. Önce 17'den 7'yi çıkarıyorum. 7'den 7 çıkarsa 0 kalıyor. Bir onluk elimizde. Bu onluktan da 2 sayısını çıkardığımızda 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. Bakın 3 işlemde de 10'dan 2 çıkardı. Öyleyse 17'den 9 çıkardığımızda 8'i buluruz çocuklar. Evet, birlikte tamamlayabildik mi acaba? Pekala, hemen sayfalarımızı çevirelim. Zihinden yaptığımız çıkarma işlemlerinde şimdi de birinci eksilen sayı, yani büyük olan sayıyı toplananlarına ayırıyoruz. 9 sayısı 5 ile 4 sayılarının toplamından oluşmaktadır. 4'ten 4'ü çıkardığımızda 0 kalır. Kalan 5 sayısı işlemin sonucudur diye örneklerimizi vermiş. Şimdi sıra bizde. Gördüğünüz gibi modellemede de elimizde ne kaldığını bize çok rahat bir şekilde göstermişler çocuklar. Burada 11 tane uğur böceğimiz var. 5 tanesini ayırmış, 6 tane uğur böceği kalmış sonuç olarak. Şimdi eksilen sayımız 11, 11'den 5 çıkaracağız. 11'i 6 ve 5 olarak ayırıyoruz. Yani buradaki sayımız 5 olduğu için toplananlardan bir tanesini 5 olarak almış. 5'ten 5'i çıkardığında 0 kalmış ve geriye kalan 6'yı fark bölümüne yazmış. Şimdi 9 eksi 6 işleminde amacımız 6'yı yok etmek olduğu için 9'u toplananlarına ayırırken toplananlardan bir tanesini 6 olarak seçmemiz gerekiyor. Diğer toplanan 6 ile 3'ü topladığımızda 9 eder. Biz şimdi 6 ile 6'yı çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Geriye 3 sayımız kaldı çocuklar. Gördüğünüz gibi 9 tane uğur böceğinden 6 tanesini çıkardığımızda elimizde 3 uğur böceği kalıyor. Evet, 8 eksi 3 işleminde 8'den 3'ü çıkaracağız. Öncelikle 3'ü yok etmek amacıyla 8'in toplananlarından bir tanesini 3 olarak seçiyoruz. 3 ile neyi topladığımızda 8 ediyordu? 5 ile 3'ün toplamı 8. Şimdi burada 3'ten 3'ü çıkarttık ve sıfırladık. Geriye ne kaldı elimizde? 5 kaldı. Gördüğünüz gibi cevaplarımızda da var. Öyleyse bu işlemin sonucu da 1 çıkacak çocuklar. Çünkü 6 taneyi ayırmış. 7 eksi 6 eşittir demiş. Amacımız 7'yi hangi toplananlarla oluştuğunu bulmak. Ama bu toplananlarda amacımız 6'yı çıkarmak olduğu için öncelikle toplananlardan bir tanesini 6 olarak seçiyoruz. 6 ile 1'i topladığımızda 7 olur. 6'dan 6'yı çıkardığımızda 0 kalacağı için cevabımız 1'dir çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Birlikte yapalım. 15, 16 eksi 5 işlemini
zihinden nasıl yapacağımızı anlatmış. Örneklerimiz. İnceleyelim. 16 sayısını 11 ile 15 sayılarının toplamı olarak düşünelim. 5'ten 5'i çıkardığımızda 0 olur. Kalan 11 işlemin sonucudur diye açıklamış. Az evvelki yaptığımız işlemlerle aynı çocuklar. Sadece burada iki basamaklı sayıyı toplananlarına ayıracağız. 16'yı eksi 4 eşittir 12 örneğini inceleyelim. Amacımız 4'ten 4'ü çıkartarak burayı sıfırlamak olduğu için 16'yı toplananlarına ayırırken toplananlardan bir tanesini 4 olarak alıyoruz. Çünkü 4'ten 4'ü çıkaracağız, 0 kalacak. Diğer toplanan 12, öyleyse bu bizim farkımız. 18 eksi 3 soru işareti. Yani fark nedir? Çocuklar 18'den öncelikle 3'ten 3'ü çıkararak kurtulacağız. Onun için 18'i toplananlarına ayırırken birinci toplananlardan bir tanesini 3 olarak alacağız. 3 ile neyi toplarsam 18 eder? 15 sayısı. 3 ile 3'ü çıkarıyoruz. Şu şekilde. 3'ten 3'ü çıkardığımızda elimizde 15 sayısının kaldığını görüyorsunuz çocuklar. Öyleyse 18 eksi 3'ün farkı 15'tir. 15 eksi 5 eşittir soru işareti. 15'ten 5'i çıkarmamız için 15'i toplananlarına ayıracağız. Toplananlarına ayırırken amacımız 5'ten 5'i çıkarmak olduğu için toplananlardan bir tanesini 5 olarak alıyoruz. İkinci toplananımız 10. 10 ile 5'i topladığımızda 15 olur. Öyleyse 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. Elimizde kalan 10 farktır çocuklar. 16 eksi 5, az evvel bu örneği beraber incelemiştik çocuklar. Amacımız 5'i sıfırlamak, onun için toplananlardan bir tanesini 5 olarak alıyoruz. 16 sayısını elde etmek için 5 ile 11'i toplamamız gerekir. 5 ile 5'i çıkardığımızda şöyle artık üzerlerini çiziyorum. 0 kalır, öyleyse elimizde kalan 11 farklı çocuklar. 19 eksi 3 eşittir. Amacımız 3'ten kurtulmak olduğu için 19'u toplananlarına ayırıyoruz. Birincisine 3 yazıyoruz. 19'u elde etmek için 3 ile 16'yı toplamamız gerekir. 3 ile 3, 3'ten 3'ü çıkardığımızda 0 kalacağı için, yani 3 ile 3 birbirini yok edeceği için elimizde kalan 16 farktır çocuklar. 19 eksi 7 eşittir işleminde 7'den kurtulacağımız için 19'u toplananlarına ayırıyoruz ve birinci toplanan olarak 7'yi yazıyoruz. 7 ile 12'yi topladığımızda 19 sayısını elde edeceğimiz için 7 ile 7'yi çıkarıyoruz. Elimizde kalan 12 farktır çocuklar. 12 eksi 8 eşittir işleminde amacımız 8'den kurtulmak olduğu için 12'yi toplananlarına ayırırken birinci toplanan olarak 8'i yazıyoruz. 8 ile neyi toplarsam 12 eder? 4. Hemen 8, 8'i yok ediyor ve elimizde kalan 4 fark çocuklar. 13 eksi 7 eşittir işleminde amacımız 7'den kurtulmak olduğu için öncelikle 7'yi yazıyoruz. 13'ü toplananlarına ayırıyoruz çocuklar. 7 ile neyi toplarsam 13 eder diye soruyorum ve 6 sayısına ulaşıyorum. 7 ile 7 birbirini yok ettikleri için elimizde kalan 6 farklı çocuklar. 11 eksi 4 eşittir işleminde amacımız 4'ten kurtulmak olduğu için 11'i toplananlarına ayırırken önce 4'ü yazıyoruz. 4 ile neyi toplarsam 11 eder. 7 ile 4'ü topladığımızda 11 eder çocuklar. Öyleyse 4 ile 4 çıkarıldığında 0 kalıyor. Elimizde kalan 7 işlemimizin
yanıtı çocuklar. Yani farkımız 7. Evet, tamamlayabildiniz mi benimle beraber? Birazcık daha kafanızda oturdu değil mi zihinden çıkarma işlemi? Çocuklar, zihinden çıkarma işlemi parmak saymamızı gerektirmeyeceği için daha hızlı işlem yapmamızı sağlar ve böylece zamandan kazanırız. Artık normal işlemleri yapabiliyoruz. Parmaklarımızı saymamıza gerek kalmıyor. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız diyor. Örnek olarak vermiş. 7'den 3'ü çıkarıyor. 7'den 3 çıktığında 7'yi nasıl düşünüyoruz çocuklar? 4 ile 3'ün toplamı olarak düşünüyoruz. Dikkat ederseniz bakın, buradaki 3 ile buradaki 4'ü topladığımızda 7 eder. Öyleyse aynı zamanda biz sizinle 7'yi toplananlarına ayırmış oluyoruz bu çıkarma işleminde. Dikkat ettiyseniz yine 17 eksi 3 eşittir 14 işleminde 14 ile 3'ün toplamı bize 17'yi veriyor. Öyleyse biz ne yapıyoruz? Büyük olan sayıyı yani eksileni toplananlarına ayırıyoruz. 5'ten 4'ü çıkarırken 5'i 1 artı 4 şeklinde düşünüyoruz. 4 ile 4 sıfırlanıyor ve elimizde kalan 1 sonucumuz oluyor. 15 ile 4'ü çıkardığımızda 15'i 11 artı 4 şeklinde düşünüyoruz. 4 4'ün sıfırlıyor, elimizde 11 kalıyor. 7'den 2'yi çıkarırken çocuklar 7'yi 2 artı 5 şeklinde düşünüyoruz. 2'den 2'yi çıkardığımızda 0 kalıyor ve elimizde kalan 5'i buraya yazıyoruz. 17'den 2'yi çıkarırken, 7'den 2'yi çıkardığımızda 5 kalmıştı gördüğünüz gibi. Öyleyse 17'den 2 çıkarırken 17'yi 15 artı 2 şeklinde düşünüyoruz. Yani buradaki 5'in önüne sadece onluğumuzu koyuyoruz ve 15 oluyor. 4 eksi 3 işleminde 4'ü 1 artı 3 şeklinde düşünüyoruz. 3'ten 3'ü çıkardığımızda elimizde 1 kalıyor. Dikkat ettiyseniz eğer buradaki 4 birlikten 3 birliği çıkardığımızda 1 kalmıştı. 1 onluğumuz da burada var. Öyleyse 11 yanıtını buluyoruz. Evet, 8 eksi 6 işleminde 8'i 6'dan kurtulacağımız için 2 artı 6 gibi düşünüyoruz. 6'dan 6'yı çıkarıyoruz 0 ve elimizde 2 kalıyor. Dikkat ettiyseniz çocuklar, buradaki 8 ve buradaki 6 birlikleri, buradaki 8, buradaki 6 yine birlikleri gösteriyor ama bu ikinci basamaktaki sayımız onluktur. Biz 8'den 6'yı çıkardığımızda 2 birliğimiz kalmıştı. Burada fazladan bir onluğumuz var. Öyleyse cevabımız 12. Yani biz bunu 12 artı 6 şeklinde düşünmeden de yapabiliriz. Bu çalışma bizi bunu hazırlıyor. 8 eksi 3 işleminde 8'i 3'ten kurtulacağımız için 5 artı 3 şeklinde düşünüyoruz. 3'den 3'ü çıkarıyoruz 0, elimizde 5 kalıyor çocuklar. 8'den 3 çıktığında elimizde 5 kaldığına göre 1 onluk da burada var. Öyleyse 18'den 3 çıkardığımızda 15 sonucuna ulaşırız çocuklar. Devam ediyoruz örneklerimize. 9 eksi 5 işleminde 5'ten kurtulmak istediğimiz için çocuklar 9'u 5 artı 4 şeklinde düşünüyoruz. 5'ten 5'i çıkarıyoruz 0, elimizde 4 kalıyor. 19'dan 5 çıkarırken de 9'dan 5 çıkardığımızda 4 kaldığı için 1 onluk da burada var. 14 sayısına ulaşıyoruz. Yani 19'dan 5'i çıkaracağımız için 19'u 14 artı 5 şeklinde düşünüyoruz çocuklar. 7 eksi 5 işleminde 5'ten kurtulacağımız için 7'yi 2 artı 5 şeklinde düşünüyoruz. 5'ten 5'i çıkarıyoruz 0, elimizde 2 kalıyor. Aynı şekilde 17'den 5'i çıkarırken de 7'den 5 çıkardığımızda 2 kaldığı için
17'yi 12 artı 5 şeklinde düşünüyoruz. 5'ten 5'i çıkarıyoruz ve elimizde 12 kalıyor. Yani buradaki 2 birliğin önüne bu 1 onluğumuzu getiriyoruz ve 12 sayısına ulaşıyoruz. 8'den 4 çıkardığımızda 8'i 4 artı 4 şeklinde düşünüyoruz. 4'ten 4'ü çıkardığımızda elimizde diğer 4'ümüz kalıyor. 18'den 4'ü çıkarırken de 8'den 4'ü çıkardığımızda elimizde 4 kalmıştı. Burada da bir onluğumuz var. Onluğu da yerine yazıyoruz. Öyleyse cevabımız 14 oluyor. Evet, şimdi biraz oyun zamanı ama biz bu oyunu daha sonra sınıf arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz çocuklar. Bu videomuz burada bitiyor. Çıkarma işleminin problemlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.